lezzetliymiş. Şimdi bunu da koparacağım. Geçen hafta hatırlarsanız burada bir güzellik vardı. Şu an yok, koparmışlar. Evet, davet günlüğünden daha önden herkese selamlar. Bugün geçen hafta halledemediğim işlerimi halletmeye çalışacağım. Ayrıca geçen hafta hatırlarsanız bir tane küçük istediğim mantar vardı. Henüz olgunlaşmamıştı, küçüktü hala. Onu bir kontrol edeceğim. Eğer olgunlaşmışsa onunla güzel bir börek yapmayı planlıyorum. Bu bölümün renkleri de genel olarak bu şekilde olacak. Hava bugünlerde bayağı bir soğudu. Kırağı yağmaya başladı. Şu an hava 4-5 derece falan sanırım. Yani gece sıfıra yaklaşıyor. Artık nefesimiz buharlaşmaya başladı. Öyle söyleyebilirim. Ama gündüz tabii ki güneş sıcaklığını hissettiriyor. Evet, o zaman ben hazırım. Siz de hazırsanız videoya başlayalım. Bakın burada geçen hafta karnabahara benzettiğim mantar türü var. Bunun yendiğini söylemişlerdi. Hatta bizim buralarda da yiyen olduğunu söylemişlerdi. Hatta kitapta da görmüştüm. Yenilebilir mantar türü olduğunu. Onun üzerine birkaç bilgi daha aldım. Hatta babam da daha öncesinden tüketiyormuş aslında. Onun üzerine biz de yedik tabii ki. Ve lezzetliymiş. Şimdi bunu da koparacağım. Şöyle. Çok topraklı oluyor. İçine topraklar kaçıyor bakın. Yine bunu da kaynak su ile temizleyeceğiz, arındıracağız. Şöyle bulgur pilavıyla çok lezzetli bir yemeğe dönüşecek bu. Biz öyle yaptık çünkü. Sabah bereketli olur diye sabahın ilk saatlerinden çıktım. Geri kalan işlerimi daha sonra halledeceğim. Şöyle keyifli bir ortam. Bakalım şansımıza bakın ne çıkacak. Evet, geçen hafta hatırlarsanız burada bir güzellik vardı. Şu an yok, koparmışlar. Daha sonra fırsatım olursa kontrol ederim demiştim ama kontrol ettiğimde kopardıklarını görüyorum. Ama iyi ki de koparmışlar. Bakın şurada kurumaya başlamış çünkü hava kurak gitti. Kurak gittiği için de kurumaya başlamış. Daha da fazla şey olsaydı kururdu yani. Şurada bir büyük mantar var. Neymiş? Ka-
Sunucu'ya benzettim yani. Devam. Bakın burada katran mantarı buldum. Şurada 2-4 tane güzel bir katran var. Şurası da kabarmış sanki biraz. Yok, bunda yok. Hemen koparalım. Şuna bak. Harika. Evet, burada da diğer bir mantar. Katran mantarı türüne denk geldim. Bunlar da artık kurumaya yüz tutmuş. Şöyle. Güzel bir mantar. Şu an 3 çeşit mantarım var. Bakın. Bu mevsimde kekik, zahter. Şöyle birkaç tane alayım. Bakın burada da şemsiye mantarı var. Yalnız kurumuş, vakti geçmiş. Şöyle yüzüğü var. Bunun en belirgin özelliği olgunlaştıktan sonra yüzüğünün bu şekilde hareket etmesi. Ve şu, bakın burada bir boğumu var. Buradaki lavender burada birleşmiyor. Üstü de bu şekilde. Normalde olgunlaşmadan önceki hali şemsiyeyi kapattığınız zaman ki görüntüyle aynı diyebilirim. Şöyle. Tabii bu da tüketilebilen mantar türlerinden. Lezzeti de fena değil. Şu mantarın rengine bakın. Bakın burada geyik elması var yine. Ama biraz da uçurum bölgede. Bakalım alabilecek miyim? Alırsam göstereyim. Üzerinde çok güzel geyik elmalar var. Şöyle. Manzarası. Harika bir ortama geldim. Bakın bunların da vakti geçmiş sayılır. Tadı yine fena değil. Geyik elması hep böyle sarp arazide oluyor. Şöyle renkli bir ortam. Kal mantarı. Evet, yine o güzelliği buldum. Kanlıca. Şöyle. Boyutu da güzel. Şu taşın dibinde de var. Bunları bir koparalım. Dört parça büyük var.
Gel bakalım buraya. Şurada da çıkıyor minicikler. Bakın bu ortamda kanlıcayı ayırt etmek gerçekten zor. Şöyle kanlıcaya benzer tür yığınla çıkmış. Bakın. Ama ben şu an bildiğim için kolaylıkla ayırt edebiliyorum. Bilmeyenler bunu zor ayırt eder. Ve bakın burada iri bir tane kanlıcamız var. Şöyle baktığınız zaman kamerada da biraz aldatıcı oluyor ama gerçekte de pratikte de şu an aldatıcı. Şöyle bakın. Rengi falan hep aynı. Ama tabii ki farklılıkları var. Şuna bak. Kocaman. Harika bir kanlıca. Mis. Evet. Nihayet kulakları buldum dedim ama bakın. Artık susuzluktan kurumuşlar. Yenmez olmuş. Bunlar burada kalacak. Bakalım. Denk gelecek miyiz? Evet, bu sefer karışık olsun istedim. Burada beyaz mantarı var. Burada da kiş mantarı, yine katran mantarı. Bakın burada da çok güzel kanlıcamız var. Bunu güzelce temizleyeceğim.